Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MS Fit GTS 2'yi inceleyeceğiz. Arkadaşlar bugün bu cihazımızı inceleyeceğiz. İlk önce size özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra kullanıcı yorumlarından bahsedeceğim. Daha sonra da yaptığım testleri göreceksiniz. Ayrıca bu cihazla da yan yana kıyaslayacağız. Daha sonra kıyaslama tablomuzda bu cihazın rakip markalardaki karşılıklarını ve kendi markası içerisindeki GTS 2e, GTS 2 mini ve GTR 2 arasındaki farkları tablolaştırdım. Bunları göreceksiniz. Kanala destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Gerçekten bu video için çok emek sarf ettim arkadaşlar. İlk önce özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra cihazımızın arayüzünde gezelim. Diğer yapmamız gerekenleri yapalım. Özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. Ameliyat bir ekranımız var. 1.65 inç boyutunda. 341 ppi değerinde. Ağırlığımız 24.7 gram kayıtsız. Kasamız alüminyum alaşım. Alt kısım plastik. Düğmelerimiz tek düğme var. 2 tane farklı fonksiyonu var. 5 atm yani 50 metre su basıncına dayanıklı. Pil kapasitemiz 246 mAh. Şarj yönetimimiz manyetik şarj. Şarj süremiz yaklaşık 2 saat, tipik kullanım ömrü 7 gün, temel kullanım ömrü 20 gün, ağır kullanım ömrü 3,5 gün. Sağlık özelliklerine bakacak olursak Huawei'nin geliştirdiği BioTracker 2 PPG nabız sensörümüz var. Biyolojik veri sensörümüz var. Hava basıncı sensörü, ivme sensörü, jiroskop sensörü, jeomanyetik sensör ve ortam ışığı sensörümüz mevcut. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 2.4 GHz var. GPS olarak ise GPS ve GLONASS var arkadaşlar. Kayış malzememize gelecek olursak silikon. Genişliğimiz 20 mm. Bunda ise 22 mm ydi. Ondan sonra arka tarafına baktığımızda klasik pimli tokamız var. Çok rahat takıp çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Evet hoparlör ve mikrofon desteğimiz var. Doğrusal lineer motorumuz var. Yani bu cihazların kendine özel titreşim motoru var. Haptik feedback bildirimi veren. Evet arkadaşlar teknik özelliklerimiz bu kadar. Cihazımızı elimize alalım. Evet cihazımız bu arkadaşlar. 1.65 inç boyutunda ekranımız var. Amulet bir ekran. Gayet kaliteli. Arka tarafımız plastik kasa. Yan taraflarımız mat bir alüminyum kasa. Burada mikrofon deliklerini görüyoruz. Burada hoparlör deliğimizi görüyoruz. Burada tuşumuzu görüyoruz. Tuşumuz iki işleve sahip. Bir menü açma. Menümüz çok hızlı arkadaşlar gerçekten. Bakın. Yani gayet hızlı. Huawei'lerle kıyaslayınca MS Fit'in en büyük farkı bu. İkinci olarak da tık tık yaptığımızda, iki kere tıkladığımızda antrenman menüsünü açıyor. Tabii ki bu özellik, çift tık özelliğimizi biz kendimiz değiştirebiliyoruz. Bunların hepsini göstereceğim arayüzünü. Plastik bir kayışımızı görüyoruz. Malzememiz kaliteli. Hem burada SPO2 sensörümüz var, hem de nabız sensörümüz var. Yani kan oksijen saturasyonunu ölçebilen bir cihaz. Korona döneminde bu tarz cihazlar önemli arkadaşlar. Saatimizi kolumuza takalım. Bunu da bir görün. Daha sonra saat uygulamalarında gezeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir de yanına bunu takalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şöyle baktığınızda karşıdan sizce hangisinin ekranı daha büyük? Bence sağdaki GTR 2'nin ekranı büyük. Bunun ekranı gayet küçük duruyor. Peki sayısal olarak yani gerçekten hangisinin ekranı büyük? Bunun ekranı büyük. GTS 2'nin ekranı. Ne kadar büyük arkadaşlar? Bu 1.39 inç, bu 1.65 inç. Ha, kendi yorumuma gelecek olursak ben bunu daha büyük ve kullanışlı görüyorum. Ben aslında GTS modellerini tasarım olarak daha çok beğeniyordum. GTR 2'nin klasiğini görmeden önce. Ama gördükten sonra fikrim değişti. Bence bu cihaz bu boyutta değil de yaklaşık 2 inçlik bir ekrana sahip olmalıydı. Bayanlar için gerçekten ideal. Ama bence erkekler daha büyüğünü tercih edecektir. Tabii ki abime gösterdiğimde abim bunun küçüklüğünü ve boyutunu sevdiği için bu daha çok hoşuna gitti. Normalde ben telefonlarda küçük ekranları daha çok severim. Yani benim hayalimdeki telefon işte Xperia Z, Xperia Z2 veya LG G3 kasası olacak. Full ekran bir cihaz olacak. Aynı iPhone 12 mini çıktı ya. Onun boyutlarında bir telefon olacak ama full ekran olacak. Yani ben küçük şeyleri daha çok severim ama saat ekranında bence daha büyük olmalıydı. Yani benim bu şahsi görüşüm. Tabii ki siz küçük ekran seviyor olabilirsiniz. Bence en azından bir 2 inçlik bir boyuta sahip olmalıydı. Bunu söylemeliyim. Dışarı tarafa geldiğimizde bu alüminyum kasa, klasik yediştirilmiş paslanmaz çelik kasa. Evet arkadaşlar daha farklı. Bu deri kayış, bu da plastik kayış. Neyse geçelim çok yakın özelliklere sahip bu iki cihaz. Bunu ilk önce söyleyeyim. Sonra tekrardan saat uygulamamızda gezelim arkadaşlar. İlk önce tıklıyoruz. En başta bize nabız atış hızı karşılıyor bizi. Yani nabız karşılıyor daha doğrusu. Burada çok rahat güzel ölçümler yapıyor. Gayet de ölçümleri kaliteli, iyi. İkinci kısımda SPO2 çıkıyor. GTR2'de göstermiştim. Uzun sürdüğü için bunu da göstermeyeceğim daha sonra payı çıkıyor fiziksel aktivite takip sistemimiz. Sonra antrenmanlarımız çıkıyor. Antrenmanlarımız da şöyle arkadaşlar. Baya bir modumuz var burada. Yürüme, diş mekan, bisiklet, iç mekan, havuzda yüzme. Birçok şey var. Daha fazla tıkladığınızda işte en fazla burada var arkadaşlar. Yani esas kısım burada. Orada siz 20 tane falan görüyorsunuz ama bu kısma girdiğinizde mesela tıklayın bisiklete dış mekanda bisiklet, iç mekanda bisiklet, dağ bisikletçiliği bir yemek istiyor. Veya mesela iç mekan sporları diyelim. Eliptik bisiklet, merdiven çıkma, merdiven makinesi. Yani birçok özellik var arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Bakın. Veya mesela su sporları diyelim. Yelkencilik ve kürek varmış. Tabi güncellemelerle bunlar artıyor. Kız sporları. 11 tane kız spor modumuz var arkadaşlar. Kayak, kar sörfü, alp. Birçok curling. Yani bir sürü spor çeşidimiz var. Spor yazılımı olarak çok gelişmiş. Bunu söylemek durumundayım. Aktiviteler, yaptığımız aktiviteleri kaydediyor yani sporları. Antrenmanları. Stres ölçümümüz var arkadaşlar. Gün boyu stresim en düşük 11'miş, en yüksek 71'miş. Etkinlik hedefi sizin koyduğunuz hedefleri gösteriyor burada. Müzik kısmı. Hem telefonumuzdan müzik çalabiliyoruz. Yani onu yönetebiliyoruz. Hem de saatimizden yönetebiliyoruz. Diğer e, GTR 2 modelimiz de öyle. Arkadaşlar tıklıyoruz şöyle. Yani yukarı doğru kaydırdık. Ses kaynağında şu anda saat müziği diyor. Yani saatin içerisindeki sesi çalacak. Şöyle tıkladığımızda cep telefonundaki şarkıları çalmaya başlar arkadaşlar. Şu an bastığım anda telefonumu çalacak. Ancak telefonum kayıtta olduğu için basmayacağım. Ama normal saatin içerisindeki müziği çalacağım. İkinci basışımda tekrar saatin depolamasına geçti. Basıyorum şu anda. Ses seviyesi arkadaşlar GTR 2 modeline yakın. Ancak bir tık daha düşük. Bunu söyleyebilirim. Hatta çalsın o. Evet arkadaşlar ikisini yan yana koyup çaldıralım bakalım. Yani tekrar dinlediğimde de hem fikir oldum. Bunun sesi yani GTR 2'nin sesi bir tık daha yüksek. Tabii ki ben saatten hoparlöründen yani müzik dinlemeyi pek düşünmüyorum. Kulaklık kullansanız daha sağlıklı olur. Evet devam edelim. Hava durumumuza gelelim. Burada hava durumunu görüyoruz. Aşağı kaydırdığımızda da geri kalan bilgilerimizi görüyoruz. Rüzgar kuvveti, diğer günleri ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Ve de gördüğünüz gibi çok hızlı arkadaşlar. Yani kaydırıyorsunuz. Huawei'lere göre gerçekten hızlı. Alarmlarımızı görüyoruz burada. Evet, etkinlikler, kendi ayarladığımız etkinlikler. Burada widgetlarımızı görüyoruz. Pusulamız var. Barometrik altimetremiz var. Hava basıncını ölçüyor. Burada zamanlayıcıyı görüyoruz. Kronometre yani. Geri sayımımız var. İstersek farklı olarak kendimizi de ekleyebiliyoruz. Şöyle çıkalım tekrar. Evet. Bildirim menüsünü de göstereceğim size. Tekrar tıklayalım. Widgetler. Ayarlar. Ayarlar'a tıkladığımızda saat ekranı ayarları diyor. Burada saat ekranı ayarlarımızı görüyoruz. 50 tane arayüzümüz var şu anda. Bunlar güncellemeyle atacaktır arkadaşlar. A ve bağlantılarda bağlantılarında Bluetooth'u görüyoruz. Hangi cihazların bağlı olduğunu görüyoruz. Ekran ve parlaklığa geldiğimizde parlaklık ayarımız var. Otomatik parlaklığı ayarlıyoruz buradan. Ben her şeyi en yüksek seviyede kullanıyorum. Yani 3,5-4 gün gideceği seviyede bildirimleri aydınlat. Parlaklığı kapatalım arkadaşlar. Bakın ne kadar kararıyor, ne kadar açılıyor. 450 nit bir parlaklığımız var. Evet, ses ve titreşim diyor. Zil sesi hatırlatıcısı, ses seviyesi ayarı, uyarı titreşimleri, sistem titreşimleri. Kullanıcı tercihlerimiz var. Yan düğmeye iki kez bastığımda antrenman modları açılmıştı. Bunları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar şu çince yazan yer, şey, hava basıncı ölçeri. SPO2, PAI gibi şeyler. Hız değişim uygulamasında şu anda bunlar var. Bunlardan birisini kaldırırsak, öncelikle mesela nabızı kaldırdık. Antrenmanı ekledik. Antrenman geldi. Bu cihazın ana ekranındayken sola kaydırdığımızda gelen kısım arkadaşlar. Orayı da göstereceğim ben şimdi size. Antrenman algılama. Arkadaşlar toplam 6 tane antrenman algılıyor. 5 tanesi buradan seçiyorsunuz. Bir tanesi tam otomatik. Evet aşınma yönü dediği de arkadaşlar. Şu anda biz bu saati tuşu bu şekilde kullanıyoruz. Sol düğme seçince evet tıklıyorum. Evet artık bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani solaklar ve salaklar yani sağlaklar düşünülmüş. Böyle oluyor arkadaşlar. İsterseniz kordonları da hemen çıkarıp buna uygun şekilde tasarlayabilirsiniz. Sonra tekrardan ben düzgün haline getireceğim. Burada sistem hakkında göstereyim hemen. İşte burada standart şeyler var. Kullanıcı tercihleri. Aşınma yönü. Sağ düğme. Onayla. Evet. Kestirmeler yani kısa yol kartlarının olduğu kısım burası. Alarm, hava durumu, payı, kalp atış hızı, aktivite hedefi, SPO2. Burayı bir daha kaydırdık. Antrenman kısmı çıktı. Bir daha kaydırdık. Müzik kısmı çıktı. Müzik de şöyle. Burayı seçtiğiniz şekle göre şekil alıyor. Yani şu anda saati çalıyor. Tekrar tıkladığımda cep telefonu çalıyor. Evet hava durumumuz var. Aktivite hedefi var. Payı var. Ve tekrar döndük. Yukarı kaydırdığımızda el fenerini görüyoruz burada. Evet. Ondan sonra aydınlığı görüyoruz. Otomatik parlaklığa da alabiliriz bunu. Almayalım şu anda. Tekrar çıktım. Dahasız etme modu. Güç tasarrufu. Güç tasarrufunu alınca 14 gün gidiyor arkadaşlar. İşte telefonu kitleme modu. Yani saatimizi kitleme modu. Sinema modu gibi modlarımız var. İşte ses çubuğumuz. Bunlar var. Yukarı kısımda olanlar bunlar arkadaşlar. Tekrar bakın. Başka bir şey yok. Sonra aşağı kaydırdığımızda bildirimlerimizi görüyoruz. Evet arkadaşlar. Telefonumuza bildirim geldi. Aşağı kaydırdığımızda bildirimlerimizi görüyoruz. Fazla bildirim gelse de bir sıkıntı olmuyor. Yani hepsini görebiliyorsunuz. Bildirimlerin tamamı saatimizde gözüküyor. Aynı kişiden çok bildirim de alsanız hepsini görüyorsunuz. Farklı kişilerden de çok bildirim alsanız hepsinizi görüyorsunuz. Cihazımız bu kadar arkadaşlar. Saatimiz. Daha sonra uygulama kısmını göreceksiniz. Kendi yorumlarıma gelecek olursak tekrardan. Evet. Ekran kalitemiz gayet iyi. Parlaklığımız gayet iyi. 450 nit hem iç ortamda hem de dış ortamda saatin okunabileceği bir seviye. Su geçirmezlik testimizi yaptık. Bunu siz göreceksiniz zaten. MS Fit GTS 2 su geçirmezlik testi. arkadaşlar. Testimizi başarıyla geçti. Alo. Selamun Aleyküm Rezan. Aleyküm selam. Nasılsın Tolga? İyi misin? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Sesim nasıl İy geliyor? İyidir. Teşekkür ederim. Güzel. vallahi gayet güzel. Aa, iyi ya. Bana biraz şey geldi. Ee, GTR 2'ye göre birazcık daha az çıkıyormuş gibi geldi sesi. mikrofonu sen beğendin yani. Yani güzel bence şu yani şu an bulunduğun ortam nasıl? Ee, o da bizimkiler televizyon seyrediyorlar. Hı, -hı. açık. Öyle. Yani ses gayet Hı -hı. güzel. Hani görüşme yapılabilir. Bir sorun teşkil etmiyor. PPG nabız ölçerimiz gayet güzel çalışıyor. SPO ikimiz iyi çalışıyor. Ama bence bunun geliştirilmesi lazım. Yani kolunuzu masa üzerinde sabit tutmak çok kolay değil arkadaşlar. Daha sonra uyku takipimiz gayet iyi, gayet stabil çalışıyor. REM ve non-REM seviyelerini, evrelerini, hafif uyku, derin uyku ve nabzımızı uyku sırasında ölçüyor. Bu kısımları gayet güzel, uyku takibimiz çok başarılı. Bildirimlerimiz kusursuz, orada da hiçbir sıkıntı yok. Arama cevaplamamız var arkadaşlar. Arama cevaplamamız şöyle. E, saat geldiğinde kapalı geliyor. Uygulamayı indirip ayarlardan açmanız lazım bunu ayarlardan açtıktan sonra aramayı saatin üzerinden konuşup cevaplayabilirsiniz. Bunda da şöyle bir sıkıntı var. Karşı taraf sizi ararsa evet saatten cevaplayabiliyorsunuz ama saatimizin kendi içerisinde dahili bir kısım yok. Yani siz saatin üzerinden rehbere ulaşamazsınız. Sadece karşı taraf sizi ararsa cevaplayabilirsiniz. Evet, ekran çizilme durumu ve dayanıklılığına gelecek olursak bu cihazımızda yine Corning ve ODLC yani elmas benzeri bir kaplama duruyor gayet çizilmeye karşı dayanıklı arkadaşlar o derece kaplama. Bu cihaz baya bir metale çarptı etti. Yani işte musluğa çarptım, farklı şeylere çarptım, demir kolkuluğa çarptım. Çiziksiz yani. Bu da aynı kaplamaya sahip. Ve ekran daha oranlı ve küçük olduğu için kırılma ihtimali daha düşük. Bu konum da gayet güzel. Adım sayarımız da gayet iyi. Evet kıyaslama ve son yoruma gelelim. Arkadaşlar yani bu cihazın benim için eksisi bence ekranı küçük. Ya yani bir bayan olsaydım kesinlikle çok beğenirdim. Ama erkek olarak bence bu cihazın ekranı büyümeliydi. İkinci olarak da MS Fit serisinde neyden bahsetmiştim? Zaten şu anda şeylerde de yok. Huawei'lerde, Samsung'larda da yok. Arkadaşlar akıllı asistan hangi cihaz olursa olsun Türkçe tamamen çalışabilmeli ve Türkçe sesli mesajı dikte edebilmeli. Yani ben buradan mesajı görüyorum ama mesela ben konuşsam o direkt yazsa çok daha güzel olurdu. Bu yazılım kimde var? Oppo Watch'ta var. Yani Android Wear ve Apple cihazlarda var. Onların dezavantajı ne peki? Onların dezavantajı pil süreleri çok çok az gidiyor. Yani bu cihaz 7 gün giderken Oppo Watch en iyi durumda 1.5 gün gidiyor. Bu cihaz kapalı kullanımda 24 güne kadar çıkarken 20-24 gün arasına çıkarken Oppo Watch çok bir şey fark etmiyor. Yani 3-4 güne çıkmaz. Çünkü diğer Android Wear işletim sistemi pili tüketiyor. Spor özelliklerine geldiğimizde kesinlikle bu cihaz daha üstün. Yani kısacası eksileyeceğim kısım. Ekranı bence küçük. Malzeme kalitesi, fiyatı, özellikleri, yazılımı, spor takibi. Bunları düşündüğümüzde çok güzel bir cihaz. Burada hiçbir sıkıntı yok ama bence mesajla cevap verebilme özelliği bu cihazlarda bulunmalı. 2E ve 2 Mini modelinden de bahsetmek gerekirse o tabloları videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Videonun ortasına bir yere bir yere muhakkak koyacağım onları. Ee, yani bu cihazlardan ana eksikliği o cihazların dahili hafızalarının bulunamaması, müzik atılamaması, 3D cam değil de 2D cama sahip olmaları diye kısaca özetleyebilirim. Ayrıntılı kısmını siz yine de göreceksiniz. Onların da bunlardan artı kısımları var çünkü. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun. Ayrıca benim tablolarımı seyrettikten sonra MS Fit'in sitesinde de GTR 2 ve GTS 2 sayfasında bu cihazların birbirleriyle kıyaslaması var. Onlar da çok güzel hazırlamış. Onları da okumanızı tavsiye ederim. Onların da resimlerini yine bu videoya atacağım arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Allah'ımıza emanet olun. Herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MS Fit GTS 2'nin uygulama arayüzüne bakacağız. ZEP uygulamasını kullanıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. İlk önce yukarıda attığımız adım sayısı. Aşağısında hedefimize kalan adım sayısı. Daha sonra ise buradaki çemberde attığımız adım miktarı kadar doluluk görüyoruz. 8000 adımı tamamlayınca bunun tamamı dolup turunculaşıyor. Keza sol tarafta Yaktığımız kilokaloriyi görüyoruz. Bu da aynı şekilde doluyor. Uyku seviyemiz ise büyük miktarda dolmuş. Tamamı dolmasa da. Üzerine tıkladığımızda arkadaşlar gün gün hafta hafta ay ay attığımız adım sayısını görüyoruz burada. Attığımız mesela aylık ortalama adımı da gösteriyor bize. Yazılım gayet gelişmiş. Spor uygulaması olarak MS Fit piyasada bulabileceğiniz en kaliteli yazılıma sahip arkadaşlar. Evet burada yaktığımız kilokaloriyi görüyoruz. Haftalık ortalama bugünü göstermiyor şu anda. Daha veri işliyor. Kalp atış hızımızı görüyoruz. Evet dinlenme nabzımızı 70 olarak gösteriyor. Evet verilerimiz geldi şu anda. Haftalık. Evet haftalık aralığım 46 ile 110 arasıymış. Aylık aralığım 40 ile 143 arasıymış. Bunları gösteriyor arkadaşlar. Nabız diliminde rahatlama, hafif, yoğun, aerobik, anaerobik ve VO2 max'ı gösteriyor. 78 BPM. Cihazımızda VO2 max yok arkadaşlar. Bunu bilin. Zaten bu bir pazarlama stratejisi. Bunu ölçümü gerçekten çok pahalı cihazlarla yapılıyor. Kolay bir ölçümü yok zaten. Yani VO2 max ölçülebilecek bir şey değil neden değil? Vücudunuza giren toplam oksijen miktar miktarının hacmini gösteriyor. Bir kol saati bunu ölçemez arkadaşlar. Evet, devam edelim. Stres burada stres seviyemizi görüyoruz. Rahat, normal, orta ve yüksek, maksimum 11 dakika ve ortalamayı görüyoruz. Uyku puanımızı görüyoruz. Buna tıklıyoruz. Yattığımız uyku sayımızı 6 saat 34 dakika. Nabzımızı görüyoruz aynı şekilde. Uykuyla beraber nabız takibi yapabiliyor cihazımız. Ondan sonra derin uykumuz, hafif uykumuz, REM'imiz ve uyanık halimiz. Hepsi gözüküyor. Yani REM ve non -rem değerlerimiz gözüküyor. Uykuda alınan nefes kalitesi, derin uyku oranı, hafif uyku oranı, REM oranı, uyanma sayısı, uyku saati, uyanma saati gözüküyor. Burada bize yönergeler veriyor. Çok geç uyudunuz. İşte bu, bu sebeplerden tarzı bilgiler veriyor. Burada siz günlük kaydınızı tutuyorsunuz. Uyku düzeninizden bahsediyor. Bu da yine sizin daha önceki ortalamanıza dayanak dün nasıl yattığınızı söylüyor. En alt kısımda ise benzer kullanıcılarla kıyaslıyor ve uykunun yararından bahsediyor. Evet burada payı görüyoruz. Fiziksel aktivite sistemi. Burada hedeflerimizi görüyoruz arkadaşlar. Hedeflerimize kaç gün ulaştığımızı gösteriyor. Evet burada vücut kitle indeksi kas kütlesi, su, protein, iç organlara ait yağ, bazal metabolizma, kemik kütlesi, EKG, kan şekeri, kan basıncı, vücut ısısı, SPO2. Bunların hepsini kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Siz kendiniz elle giriyorsunuz. Evet. Arkadaşlar buradan tekrar devam edelim. Burada uygulamamız bitti. Keyfini sürün kısmı var. Buradan saatimize alarm kurabiliyoruz. Buradan takvime notlar ekleyebiliyoruz cihazı bul dediğimde saati buluyor. Saat arayüzüne giriyoruz buradan. Evet geliyor. Şimdilik bu kadar diyor. Daha da artacaktır arkadaşlar. Buradan tıkladığımızda saat kartlarına sevdiğimiz insanların fotoğraflarını, istediğimiz fotoğrafları ekleyebiliyoruz. İsterseniz direkt kamerayla da çekebiliyorsunuz. Evet, akrabalar arkadaşlar ekleniyor. Hedef ayarımız var burada. İşte 8000 adım standart geliyor. Gelen arama bu cihazımızda kapalı geliyor. Biz bunu kendimiz açıyoruz. Saat üzerinden cevaplamak istiyorsak bu ayarı açmamız lazım. Evet, uygulama ayarlarımız. Hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsunuz? Ekran kilidini açma. Evet. Buraya da geçtik. Zenbas ayrı bir kulaklık arkadaşlar. Saatimizle alakası yok. Evet şimdi gelelim tekrardan. Menümüz buraya geliyor. Daha fazla akıllı analizler, ayarlar gibi ayarlarımız var. Akıllı analizlerden uyku kalite analizini açıyoruz arkadaşlar. MSFIT GTS 2'ye tıklıyoruz. Mağazayı görüyoruz yine. Burada daha önce gösterdiğim kısmı. Birçok arayüzümüz var. Güzel. Bildirim ve hatırlatıcıları görüyoruz. Titreşim görüyoruz. Sağlık izleme. Bu önemli. Ben bunu otomatik nabız algılama ve uyku yardımcısı olarak açıyorum. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Evet. Algılama sıklığı, etkinlik algılama. Şu anda, evet tekrar açın. Ondan sonra uykuda salonun kalitesi, izleme. Bunlar güzel özellikler gerçekten. Saat ayarları diyor arkadaşlar. Bu saatimizin arayüzünde gördüğümüz ayarlar. Bunları uygulamaya da koymaları bence gayet güzel ve kullanışlı olmuş. Ekran ve parlaklığı ayarlıyoruz buradan. Ses ve titreşim diyor. Evet saat takılmadığında kitleme ve parola. Bu da çok güzel bir özellik. Saati bileğinizden çıkardığınız anda direkt şifre soruyor. Başka birisi çalmasın kullanmasın diye. Evet bileklik kolumu mu sağ mı sol mu bunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Sistem dili. Sistem dili de saatinizin dili. Saatimizin dili de tabii ki de Türkçe. Türkçe olunca ee... İngilizce sesli asistanımız var. O uygulama özelliği tamamen kapanıyor. Sadece İngilizce'de çalışıyor Alexa. Hem çevrim içi hem çevrim dışı. Evet sağlık izleme, saat ayarları, uygulama listesi yönetimi. Buradan arkadaşlar tutup çekerek saatin arayüzündeki uygulamaların sırasını değiştirmiş oluyorsunuz. Örneğin en başta nabız gözüksün istiyorum. Sonra SPO2. Payı da 3. sırada gözüksün istiyorum. Böyle bıraktığım zaman böyle devam ediyor. Kaydet diyorum sadece. Tamam bitti. Kısayol kartlarımız var arkadaşlar burada. Evet burada da yine saatimizi sol tarafa çevirdiğimizde çıkan hızlı bir arayüz var. Kestirme de diyebilirsiniz buna. Burada neler gözüksün onu görüyoruz. Kendimiz mesela bunu aşağı tutarsak yerleşik olmuyor. Ama yukarı tutarsak yerleşik oluyor. Evet arkadaşlar. Uygulama ayarları mesela telefon. Telefonda yine saat üzerinde ara Arama erteleme hatırlatıcısı. Ve gecikmeyi görüyoruz. Müzik arkadaşlar. Saatinize müzik yüklemek istiyorsanız buradan tıklıyorsunuz. Sonra seçiyorsunuz. Sonra gönderiyorsunuz saatinizin hafızasına. 3 GB bir müzik hafızamız var. Burada hava durumunu görüyoruz. Burada alarmı görüyoruz. Burada yine takvimi görüyoruz. Saat bul dediğimde saati bulunuyor. bulunabilir dediğimde verileri paylaşıyor. Etkinlik nabzı paylaşımında etkinliği paylaşıyor. Bulunabilir dediğimde diğer cihazlar cihazınızı bulabiliyor. Bağlama sınırları da üçüncü parti uygulamalara erişmek istemiyorsanız eşleştirmeleri kısıtlıyor. Yani ben üçüncü parti uygulama kullanacağım, tema indirmek istiyorum derseniz bunun kapalı olması lazım. Arka planda çalıştır. Bu gerçekten çok güzel. Her videoda bundan bahsediyorum. Çinli cihazların hepsinde. Oppo, Vivo, Huawei, Meizu, Xiaomi, Bunların hepsinde arkadaşlar e, uygulamayı uyutma vardır. Yani akıllı arka plan seçeneği vardır. Tüm programlar bu özellikle gelir. Sistem uygulamaları ve Google Play Store harici. Ondan sonra şunu çok görürsünüz işte Huawei telefon kullanıyorum. Samsung saat kullanıyorum işte. Samsung saatimin bağlantısı kopuyor bir daha bağlanmıyor. Bunun sebebi arkadaşlar akıllı arka planda çalıştığı için bu uygulamalar. Telefon otomatik olarak bu uygulama çok fazla çalışıyor deyip uygulamayı öldürüyor yani kapatıyor. Ondan sonra sizin bağlantınız kopuyor. MS Fit markası da düşünmüş. Bunu nasıl engelleyebilirim? Kendi yazılımın içerisine bunu koyayım. Kullanıcıyı yönlendireyim. Kullanıcı bu ayarları açsın ve uygulamam uyumasın. Yani bunu yapması gayet güzel ve düşünceli bir hareket olmuş. Buradan il ilgili ayarı yaptığınızda sürekli senkronizasyon devam ediyor. Bağlantı kopukluğu olmuyor arkadaşlar diğer cihazlarda da aslında böyle ama insanlar bilmediği için, bu ayarları da yapamadığı için bunu telefondan, saatten veya başka bir şeyden veya yazılımından biliyor. Saati kötülüyor. Bunun önüne geçmeye çalışmışlar. Gayet de güzel olmuş. Evet. Arka planda çalıştır. Sistem güncellemesi. Sistem güncellememiz var mı diye bakıyoruz. Yok. Cihaz hakkındaki bilgiler. Evet arkadaşlar uygulamamız bu kadardı. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Allah'ımıza emanet olun. Herkese kolay gelsin. Burada her şey doktor gözünden. İyi günler.